Herkese yeniden merhabalar. Sevgili Akrep burçları hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün 27 Mayıs-2 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumluyorum. Şimdiden güneş yükselen ay burcu akrep olanlara hayırlı bir 27 Mayıs-2 Haziran haftası dilerim. Çık. Çık git. <laughs> Kovdum. Resmen kovdum yani. Şimdi arkadaşlar bu çıkan kısım evet sağ tarafta bir süredir yani böyle heyecanla ya zaten güzel işte ilişkimiz ilerliyor. Acaba evlenir miyiz? İşte çalışıyorum eğitimim işim için işte para biriktiriyorum ev alalım için mahkemeyi peşinde koşturuyorum şunu yapalım işe gireyim diye koşturuyorum. Yani zaten hali hazırda ben zaten emek veriyorum. Yani beni gören de görüyor. Ben güzel şeyler düşünüyorum. Negatif değil. Pozitif düşünüyorum dediğiniz olaylar varsa artık burada kendinize göre alın. İş olur, aşk olur, maneviyat olur, maddiyat olur. Burada şöyle bir durum var. Şimdi yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim. Artık haydi bakalım. Ben buradan devam ediyorum. Artık bu niyet sadece düşüncede, planda, hayalde kalmıyor. Çıkmasaydı diyecektim ki sizin daha çok beklemeniz gerekiyor. Çünkü bu haber dışarıya daha çıkmıyor. Ama bu haftayla beraber yani bunun belki kağıdı çıktı bunun, belki haberi çıktı. Bunun belki son artık düzlüğünde. Hani köprüden önceki belki son çıkışta olunan önemli bir dönemdesiniz. Yani bu 27 Mayıs, 2 Haziran'dan düşündüğünüz konu işte çocuk olsun, aile olsun, başka şeyler olsun, işi olsun. Genel olarak iyi haberler alabileceğiniz ve hani şundan dolayı alabileceğiniz diyorum. Birincisi kolektif, ikincisi benim yardımımla biraz daha çıktı yardım etmeseydim belki böyle bir dakika falan tutsaydım ancak öyle çıkacaktım o yüzden ben sadece bu haftayı e, yani haşa tarih belirlemek bana kalmamış ama biraz daha Haziran ayının geneline ve hani e, Temmuz ayının böyle biraz daha ilk haftalarına doğru olan süreçte bu çıkış e, olayınız olabilir ve bu arada bu kısımdan da iki tane güzellik e, akış halinde. Şimdi arkadaşlar siz demek ki bu olayı tek seferde değil birkaç aşamada hatta iki görünüyor. Demek ki iki aşamada halledebilirsiniz. Belki biri sonuç, biri para yatırma, biri görüşme, biri hani halletme zaten. Diğeri de belki dediğim gibi ön görüşmedir. Şimdi işte mülakatınızdır başvurunuzdur şudur budur yani tek seferde değil belki tek celsede değil de iki celsede kendisini gösterebilir ama gayet güzel <laughs> bir şeyler var burada ve 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 içinizi ben çok çok temiz gördüm çok aydınlık gördüm inanılmaz güzel de bir sürü yollar gördüm şurada ayın 12'sini herkesin gördüğünü 1 ve 2 özellikle 2 hele ki ayın 12'si görünüyor hemen oradan başlayalım bakın iki kişisiniz karşılıklı olarak böyle birbirinize çok yakınlaşıyorsunuz. Birisi diğer kişiden daha kalın duruyor. Bu kalın durmak demek evet boylarınız aynı ama genellikle cinsiyet farkı olduğunu ya da bir cesaret farkı. Yani bir taraf daha girişkendir, daha böyle hadi yapalım edelim der böyle Kabarır diğeri yok ya yapmayalım. Öyle görünüyor olabilir ya da bir cinsiyet farkı olduğundan dolayıdır. Ama fiziksel olarak aşırı derecede böyle bir Fark yok işte biriniz çok kirli biriniz çok zayıfsınız öyle bir fark değil. Dediğim gibi ikili olabilir ya da ayın 12'si biraz daha görünüyor. Dedim ya biraz aya yaymak önemli. Bu tarihlerde böyle bir görüşme yapabilirsiniz. Yani çok fazla kağıt olayı diyemem. Kağıtsa bile bakın 1-2-3 aşamalı, 3 sayfalı ya da hani böyle bankadan para aldığınızda size 10.000 de verebiliyor 20.000 de verebiliyor çektiğiniz paraya ya da elinde ne varsa ona göre. 20.000 veriyorsa işte 3 tane mi? 3 deste mi? 1, 2, 3. 3 deste. 20.000, bin, 60.000 bin olabilir. 10.000'lik verirse ona 10 keza değişebilir. Yani böyle 3 tane deste alabilirsiniz. 3'ün katı bir para alabilirsiniz. Böyle bir olayla alakalı görüşmelerinizi anlatıyor. Arkaya geldiğimde burada gene 1, 2, 3 aradaki çizgileri değil şu. Aradaki yerlere odaklanmanız önemli. Bakın oraya baktığımda da onun yanında bir sağlık olayı görünüyor. Biraz daha ayın 25'ine doğru yani Haziran ayının sonuna doğru bir sağlık konusuyla alakalı. Ama bu finansal sağlık değil bayağı vücut beden sağlığıyla alakalı bir olayınız olabilir. Şimdi arkadaşlar bu kısım evet sağ tarafta. Bu şunu söylüyor. Eğer bir rahatsızlığınız varsa ve yeni değil bakın önceden gelen bir şeyler varsa kendinizde bazı şeylerden şüpheleniyorsanız bununla alakalı olarak yarın gideyim haftaya gideyim şimdi olmaz sonra yapayım gibi olayları erteleyip erteleyip ta ayın sonuna doğru anca bir gidiş olayı var. Buraya geldiğimde burada bakın bir sanki şu beyaz alana odaklandığınızda şöyle bir el var tam şu bilek kısmından kesilmiş. Şöyle bir el var. Bakın bu el nereden uzanıyor? Yani soldan değil. Sağ taraftan uzanıyor. Bu yardım demektir. Ya da hani söylemesi hoş ama e, tabii ki anlamı çok derin olan ilahi bir el. Bir yardım. Tabii ki insanla da olabilir. Rabbim onu elçi olarak, bir aracı olarak size göndermiştir. Bu şekilde olabilir. Ve böyle bir olayın hemen ardından size bir yol çıkıyor. Bakın altında bununla alakalı düşünce yok. Yani İlla ki bana bir yardım eli dokundu, bir ilahi el, bir sihirli el dokundu. Ben hemen yola gideceğim. İlla ki yol olmayabilir. Bu bir süreç olabilir. Evlenmeyi düşünmezken bir anda karşınıza yani siz bilemezsiniz ama Rabbim bilir o nasıl bir insan. Siz bilemezsiniz. Şimdi için nereden bileceksiniz ama Rabbim biliyor. Size ona göre belki birisini gönderiyor. İnşallah arkadaşlar her şey hayırlısıyla gerçekleşsin. Hayatınızda bu maddiyat falan da olabilir. Şimdi bir de burası var bakın. Burası bence biraz daha gidilebilecek bir yol ya da bir anlaşma yolu olabilir. Sorarsanız kağıt var mı? Kağıt eh yani belki şu arada olabilir. Ama onun haricinde bakın ben orada başka bir şey görüyorum. Ben herkesin gördüğünü de düşünüyorum. Burayı göz olarak alın. Şurayı da gaga olarak aldığınızda size yani kafamdaki fotoğrafı e, ek bulur muyum bilemiyorum. Şurada ya da şurada bir yere bir fotoğraf gelecek. Bana aynı onu e, hatırlattı. Kesinlikle kötü değil. Neden değil? Çünkü sağ tarafta. Bir. İkincisi gözünün böyle koyu renk olması. Keşke daha açık renk olsaydı. Daha Yani şuralar gibi bir renk olsaydı. Bu kadar aslında bakın öne doğru çıkık yani böyle bir e, potluk yapmış gibi duruyor. Bu sizin gözünüzün artık yeter be deyip yık, yıkarsınız böyle ortalığı böyle bir hani gözü pek olmak, hiçbir şeyi gözü görmeme. E, hani çünkü gözünün önünü bakın bir şeyler kapatmış. Hani e, gözme perde indi, vurdum ağzı. Ya benim <laughs> bunun gibi bir şey. Girdim ya, girdim. Ne olacaksa olsun başta baş vurdum başvurdum yani. Ne olursa olsun ne olacak? Bana kızacak mı birisi? Yok olursa olur, olmazsa olmaz. Yani böyle bir cesaretle yapacağınız bazı işler olduğunu bunun haricinde zaten çok temiz görünüyor. Ama siz muhtemelen bu çıkışı daha önce yapacaktınız. Fakat bazı şeyleri beklediniz, ettiniz, işte cesaret istemediniz olmadı. Şimdi şimdi buna doğru bir yönelim olabilir. Ve arkadaşlar bu tarz bir kuş yani ağaç kakan Woody gibi bir şey var çünkü bayağı uzun onu söyleyeyim gagası. Gaga ne kadar uzunsa haber o kadar büyüktür ki kuşun kafa arkası falan çok büyük yani sadece şu beyaza odaklandığınızda zaten hayvanı görebilirsiniz diye düşünüyorum ben. Ve hatta bakın koca bir soru işaretinin cevabı olarak gelebilecek bir haberiniz, bir paranız olabilir. Burada bakın şöyle bir şey geliyor. Bir yumruk. Bu yumruk nerede? Tam da gelecek kısmında. Temiz görünüyor Allah'ta. İşte bakın burada hem finansal sağlık hem sağlıklı ilişkiler kurma, hem ruhsal sağlık hem beden yani fiziki olarak işte organları vesaire. Bu. Alanda bir sağlık olayının böyle vurucu ama çok temizdir etkisi olmasını anlatıyor. Bir şeylerden şüphelenirsiniz. Ondan sonra temize çıktığınızı görebilirsiniz. Bu bir ya da çok böyle endişelenecek bir şey yoktur. Vitamininiz düşmüştür. Alırsınız düzelir. Bunun gibi olabilir. Veyahut da bu e, finansal sağlıkla alakalı belki yalan haberler sizi korkutacak şeyler olabilir. Ama şunu söyleyeyim. Bu geçici. Ve hatta arkasından daha böyle vurucu, güzel atak da yapabileceğiniz önemli bir dönem olabilir. Eğitim, iş, kariyer yani ne isterseniz alabilirsiniz. Sallantıda olan birçok şeyde bir düzelme var. Ama genel olarak sol tarafa baktığımda ya arkadaşlar yol var sizi geçmişten ve sıkıntıdan kurtaran aynı şuradaki gibi. Ya da arkadaşlar temiz. Hani bir şeyleri artık yeni bir sıkıntı ekleniyor mu hayatıma dediğinizde ben hiçbir şey görmedim onunla alakalı. Daha çok iyi şeyler hani var. Zaten hani belli. Ne, bir, Sağdaysa anlama belli. Soldaysa anlama belli. Solda çok bir şey yok. Sadece negatif bazı konuşmalar var. Ama negatif deyip de üst taraflarda gerçekleşecek ya yani da gerçekleşme enerjisi olan veyahut da gerçekleşme demeyeyim de hani öyle bir enerji görünmüyor. Bir insan bile yok yani o tarafta. Onu söyleyeyim. O yüzden bu dönemde böyle kavga, dövüş yok. Bakın burada bile, burası sol taraf değil mi? Evet, bakın burada bile bir insan yok. Hatta e, bir kavuşma bile olabilir. Heh. Kağıt evet var. Kağıtla alakalı bir yol evet olabilir ama hemen değil. Şurada bir ağacın kavak ağacı gibi bir ağaç var. Onun üst kısmı çıkmış. Bu arkadaşlar sizin birisini çok çok özlediğinizi sadece sizin değil haneci birisini çok fazla özlüyorsunuz. Yani görüşebilirsiniz, yanına gidebilirsiniz. Belki bir ziyaret durumu olabilir. Hem ondan size hem sizden ona. Tabi duruma göre değişir bu. Böyle bir olay görünüyor. Şöyle bir bakalım bakalım. Üç tane maşallah diyebileceğim niyetleriniz akış gösteriyor. Burada iki yol bakın birleşti. Genellikle hem iş istiyorum hem aşk istiyorum. İşe girdiğiniz yerde aşkı bulursunuz. Bunun gibi bir olayı anlatıyor sevgili arkadaşlar. Benim sizler için seveceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı beğeni butonuna basmayı güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay.